Merhaba sevgili dostlar. İzmir'e dair TV'de İzmir'in yaşanmışlıklarını, hikayelerini, tarihine dair notları anlatmaya devam ediyoruz. Bu bölümde hep birlikte Bornova Tren İstasyonu ve hemen yakındaki Bardispanya Köşkü'nün etrafında bir şöyle bir tur atalım. Oradaki bildiklerimizi elimizden geldiğince, dilimizde döndüğünce anlatmaya çalışalım. Şu anda bulunduğumuz fotoğraftaki alan Bornova Tren İstasyonu'nun hemen yan tarafı, sol tarafından geçen ve sizi ileriye doğru, ok yönünde ileriye doğru giderseniz Ege Üniversitesi'ne, hastanesine doğru ulaştıracak olan yol. Gördüğünüz sarı bina Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi binası, Sarı Köşk olarak da bilinir. Uzunca bir dönem, yani 1922, evet 1922 sürecinden Ege Üniversitesi kuruluncaya kadar geçen yıllar boyunca, 1955 yılına kadar Bornova Ziraat Mektebi olarak çok güzel hizmetler vermiş bu ülkeye. Ondan sonraki süreçte de Ege Üniversitesi'nin mülkü durumunda, günümüzde de İktisat Fakültesi Dekanlık binası olarak kullanılıyor bu bina. Bornova yönüne doğru biraz ilerlediğimizde bu muhteşem köşkü göreceksiniz. Bu köşkü Bornovalılar ve İzmirliler tabii ki Yeşil Köşk ya da Pandispanya Köşkü olarak bilirler. Uzunca bir süre Pandispanya Köşkü olarak anıldı. Aslında anladığım kadarıyla, tahmin ettiğim kadarıyla daha doğrusu öyle söyleyebilirim. Köşkün 1900'lü yılların ikinci yarısının başlarında Bardispanyan adlı bir Ermeni tarafından yaptırılıyor. Ama Bardispanyan adını telaffuz etmek çok zor gelmiş olmalı ki dönemin Bornovalılarına adını Pandispanya deyip geçivermişler. Köşk gerçekten muhteşem bir köşk. Hatta bazı artık hangi bilimsel kriterlere göre yapıldı onu da bilmiyorum ama ya da görsel kriterlere göre yapıldı onu da bilmiyorum ama bazı gazetelerde de Türkiye'nin en görkemli, bazı yayın organlarında Türkiye'nin en görkemli 10 köşkünden biri olarak anılıyor bu Bardispanyan Köşkü. Bardispanyan Köşkü, Bardispanyan ailesi 19. yüzyılın sonlarına doğru, yani işte 1885-90 o yıllar arasında İzmir'den ayrılıyor ve mülk Gasparyan adlı gene bir başka Ermeni'nin kullanımına geçiyor. O süreçten sonra da Bornova'da 1890'lı yıllarda kurulan bir Yahudi çiftliğinin, Yahudi eğitim çiftliğinin öyle diyebiliriz, alanı durumunda, kullanım alanına, kullanımına giriyor. Bu çiftliğin içindeki bir bina durumunda o yıllarda. Daha sonra da işte 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, öngörüsüyle, bana sorarsanız büyük bir öngörü bu. İzmir Ziraat Mektebi adıyla kullanımına başlanılıyor. Ve az önce de söylediğim gibi Ege Üniversitesi kuruluncaya kadar süreçte İzmir Ziraat Mektebi olarak, İzmir Ziraat Mektebi'nin bir parçası olarak, çünkü biraz önce gördüğümüz şuradaki Sarı Köşk de gene İzmir Ziraat Mektebi'nin bir parçası olarak hizmetine devam ediyor. Güncel fotoğrafları bunlar. Bakın bu da gene başka bir açıdan çekilmiş bir fotoğrafı Bardispanyan Köşkü'nün. Bardispanyan Köşkü'nden biraz daha ileriye gittiğimizde Bornova Tren İstasyonu'na geliyoruz. Bornova Tren İstasyonu günümüzde işte bir kafe gibi kullanılan bir yer. Ama formu bozulmadan kullanılıyor. Şükürler olsun, öyle diyelim. Bu istasyonun 2000'li yılların başlarındaki, 1990'ların sonlarındaki görüntüsü bu şekilde. Yıkılmak üzere neredeyse. Birazcık restore edilerek elden geldiğince kullanılabilir halde devam ediyor. Ama
bir kafe değil de bir müze olarak ya da bir kültür alanı olarak kullanılsa daha iyi olmaz mıydı? Tabii ki daha iyi olurdu. İsteğimiz elbette o yöndedir. Ama kısmet belki ilerideki dönemlerde bu şekilde de kullanılacaktır diye düşünüyorum. İnancım o yönde açıkçası. Bu bölgenin 20. yüzyılın başlarındaki görünümü de bu şekilde. Sağda tren istasyonu görünüyor gördüğünüz gibi. Biraz önce Sarı Köşk olarak adlandırdığımız Ziraat Mektebi binasının sonraki süreçte de yani günümüzde de İktisat Fakültesi dekanlığı olarak kullandığımız bina bu, kullanılan bina bu. Soldaki bina günümüzde ne yazık ki artık yok. Muhtemelen o daha o yıllarda oldukça yıpranmış durumda olduğu için yıkılmış olabilir. Çünkü o yıllarda elden geldiğince var olan binaları kullanmak için çaba sarf edildiğini biliyoruz. Yani korumacılık amacından öte bina eğer sağlamsa elden geldiğince kullanımını sürdürmeye çalışılmış o yıllarda. Bu da yine 20. yüzyıl başlarına ait bir fotoğraf. İleride görüyorsunuz yeşil köşk hala duruyor. Şurada küçücük bir şey var, vagon görünüyor. O da gene tren istasyonunun hemen önüne doğru olan bir alan. Çok hoş bir de atlı araba var. İki çift tekerlekli araba. Bu çift tekerlekli arabaların Bornova'daki, İzmir'deki çocukluk yıllarında yeşillik satarak çığlık çığlığa sokaklarda dolaştığını bilirim. İşte şeyler vardı, manavlar vardı. Ne o? Roka var, marul var, dereotu var diye bağıra bağıra sokaklarda dolaşırlardı bu arabalarla. Onları hatırlıyorum. Devam edelim. Yine bu da Yeşil Köşk'ün 1950'li yıllardaki görüntüsü. Ege Üniversitesi, muhtemelen Ege Üniversitesi kurulduktan sonraki yıllar bunlar. Bu fotoğraf, yıllara ait bu fotoğraf. Çünkü şu alanda Ziraat Fakültesi'nin binaları yavaş yavaş gelişim durumunda yapılmaya başlanmış. Bir başka Yeşil Köşk'e ait fotoğraf. Önünde o yıllarda parmaklıklar varmış. Bu ilginç bir fotoğraf. Şuradaki kalpaklardan gördüğümüz kadarıyla İzmir'in kurtuluşundan sonraki süreç ve şapka devrimi başlamadan önceki yıllar herhalde 1923-24 o yıllara ait fotoğraflar bunlar. Bornova Tren İstasyonu'na gelirsek eğer Bornova Tren İstasyonu 1865 yılında hizmete giren Türkiye'nin ilk tren istasyonlarından birisi. Karşıyaka Tren İstasyonu da bundan önce bununla aynı yıllarda yapılmış. Keza Kemer Tren İstasyonu da aynı yıllarda yapılmış. Levantenler İzmir'e ulaşım çok zor o yıllarda. Öyle diyebiliriz. Bornova'dan İzmir'e ulaşım çok zor. 4 yıl kadar önce şimdiki ağaçlıklı yol olarak bildiğimiz yol yapılmış. 4 yıl sonra yani 1865'te de Bornova Tren İstasyonu devreye girmiş. Ve Bornova'nın hayatını değiştiren en önemli unsurlardan biri bu Bornova Tren İstasyonu. Demiryolu daha doğrusu. O yıllardan itibaren Bornova'daki Levanten ailelerin yani Levanten derken Avrupa'dan, Batı'dan Anadolu'ya ticaret yapmak için gelmiş ailelerin bir anlamda hayatını değiştiren bir unsur olmuş Bornova Tren İstasyonu. Çünkü o yıllara kadar, 1860'lı yıllara kadar Bornova'daki köşkler genellikle yazlık köşk olarak kullanılmış. Çünkü yazın İzmir'e göre 4-5 derece daha serin olduğu gibi kışın da daha serin oluyor. Dolayısıyla yazlık olarak kullanıyormuş Levanten dostlar. Ama 1865'teki süreçten yani ulaşımın kolaylaştığı
tren yolunun geldiği yıllardan itibaren Bornova tam zamanlı yerleşim alanı haline gelmiş Levantenler tarafından. Bu fotoğrafta 1950'li yıllara ait bir fotoğraf muhtemelen. 1900'lerin ortalarına ait bir fotoğraf. Ortalarındaki döneme ait bir fotoğraf. Bornova tren istasyonu artık yok. Ama onun yerine metro var biliyorsunuz. Metro Bornova tren istasyonunun misyonunu fazlasıyla sürdürüyor. Ama bana sorarsanız hiç değilse hatıra olarak bir lokomotifin Bornova tren istasyonunda kalması çok hoş olurdu. Hoş bir nostalji olurdu. Hatta şunu söyleyebilirim. Keşke bu tren rayları da kalsaydı da turistik amaçlı belki de böyle günde bir kere bu lokomotifin Basmane'ye doğru gidip geldiğini görebilseydik çok güzel bir nostalji olurdu. Öyle değil mi dostlar? Bu bölümdeki sohbeti burada bitirelim. İnşallah önümüzdeki günlerde bir başka Bornova güzelliğini ya da İzmir güzelliğini anlatmaya devam edelim. Hoşça kalın dostlar.